İserdan ve beraberindekilere selam olsun. Çoban Yakup'a selam. Minnettarım. Görüyorum ki işler tapınağına hediye götürüyorsunuz. Tanrılara hoşnut etmek gerek. Aksi takdirde bu yılda yağmura hasret kalırız. Bu hurmalara tanrılardan daha çok muhtaç olduğunuzu düşünmüyor musunuz? Bazıları tanrılara ihanet ediyor. Onların öfkesine mani olmak için de ceremesini biz çekiyoruz. İştar tapınağındaki taş heykellerin iradesiyle yağmur yağdığından emin misiniz? Tanrıları öfkelendiren ve yağmur yüklü bulutları fedandan uzaklaştıran şey senin bu küfür dolu sözlerin. Tanrılarımıza ihanet etmekten vazgeç Yakup. Niçin kendinize böyle zulmediyorsunuz? Her şeye kadir olan Allah'a bırakıp taştan heykellere tapıyorsunuz. Niçin kararmış kalplerinizi biricik Allah'ın nuruyla aydınlatmıyorsunuz? Büyük İştar, bereket tanrıçası. Tapınağını düşmanlarının kanıyla kutsuyorum. Kuraklığı bu diyardan uzak tut. Fedan halkına yağmurlarını yağdır. Büyük İştar, dileklerimizi kabul et bereket tanrıçası. Büyük İştar, sana yalvarıyoruz. Dileklerimizi kabul et. Fedan halkına yağmurlarını yağdır. Bereket ver. Bereket tanrıçası büyük Efendim. İşler. Sana yalvarıyoruz. Efendim, her zamanki gibi tapınağın önünde durdu ve tanrılara ihanet etti. Sonra da oğluna bir şeyler söyledi ama ben bir şey duymadım. Hiçbir şey duymadım. Bol ve bereketli yağmurlarını fedan halkından esirgeme. Yakup vazgeçmeyecek. Tanrıların lanetine uğramasını diliyorum yüce İştar. Bol ve bereketli İşte. Yağmurlarını fedan halkından esirgeme. Yakup yeniden başlamış. Tanrıların lanetine uğramasını diliyorum. Şimdi onunla nasıl baş edeceğiz? Sen Laban'ı buraya çağır. Ben bir yol bulurum mutlaka. Bir an önce Laban'ı buraya davet et. Efendim, başkâhin sizi tapınağa davet ediyorlar efendim. Önemli bir olay mı var? Evet efendim. Durun! Bir kez daha hırsızlık yapacak olursan buradan ölün çıkar, tamam mı? Söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Çözün onu. Sen benimle gel. Konu yine çoban Yakup'un davranışları. Yakup'un yaptıkları beni ilgilendirmez. Ama efendim o tanrıların aleyhinde konuşuyor. Ona gereken cevabı vermek kâhinlere düşer. Cevap verecek gücünüz yoksa niçin beni rahatsız ediyorsunuz? Tanrıların tanrısı büyük işler çok öfkeli. Ben kıtlık görüyorum. Fedan'ın dört bir yanını kuraklık ve ölüm saracak. Burada bekleyin efendim. Ben başkâhine haber vereyim. İştar'ı hemen kızdırdılar. İştar kendisine yapılan ihanete tahammül etmez. Biri İştar'ı çok kızdırmış. Tanrılara ihanet eden kişi yakında cezalandırılacak. Büyük İştar kendine bir kurban istiyor. Ona bir kurban vermeliyiz.
Laban, neden Yakup'un küfür dolu sözlerine mani olmuyorsun? Halkın imanından siz sorumlusunuz. Ben kâhin değilim, valiyim. Yakup'un davranışları onu bağlar. Ancak o senin yeğenin ve kızlarının kocası. Ben Yakup'un davranışlarından değil, Feda'nın huzur ve güvenliğinden sorumluyum. İşte bu yüzden onu sakinleştirmelisin. O Feda'nın huzurunu kaçırmış. Feda'na huzuru geri getir. Kıtlık yakında bütün Feda'nı saracak. Ve Yakup bütün bu felaketlerin baş sorumlusu. Şimdiye kadar benim nimetlerinin artmasına ve koyunlarımın çoğalmasına sebep olan Yakup nasıl oluyor da Fedan'daki kıtlık ve felaketlerin sorumlusu oluyor? Çünkü Yakup tanrılarımıza açıkça karşı çıkmaya başladı. Daha önce de Babil tanrılarını tanımıyordu. O zaman niye kıtlık olmadı? Çünkü Yakup o zamanlar inancını gizliyordu. Ama şimdi açıkça kendi inancını yayıyor. Herkesin önünde işlere ihanet ediyor. Onu susturmalısın. Susturmalı mıyım? Evet, öyle. Babil devleti seni buraya niçin atadı sanıyorsun? Demek Babil devletinin beni buraya niçin atadığını biliyorsun. Şunu da kafanıza soksanız iyi edersiniz. Ben yalnızca Babil devletinden emir alırım. Ne sizden ne de İştar tapınağından emir almam. Şu halde Babil'deki İştar tapınağının başkâhininin bu maceradan haberdar olmasının bir sakıncası yok. Peki, Yakup'la konuşacağım. Yakup'a benim ya da ailemin başına bir şey gelirse bundan onun hanedanını sorumlu tutacağımı da söyle. Erken öten horozun başı çabuk kesilir. Sözlerine dikkat et. Seni bu seferlik bağışlıyorum. Bir dahaki sefere bunu yapmam. Sana ayağını denk almanı öneriyorum. Eğer kuraklık bu yılda mahsulümü yok ederse Yakup ve ailesini hayatta bırakmayacağım. Daha şimdiden ürünlerimiz kurudu. Hiç ümit yok. Hoş geldin baba. Hoş geldin baba. Hangi dağda kurt öldü de Fedan şehrinin valisi kızlarını ziyarete geldi acaba? Bu Yakup vazgeçmeyecek mi? Ne oldu baba? Yoksa yine tapınağın kâhinleri sana Yakup'u mu şikayet etti? Ne yani? Yakup'un hiç mi suçu yok? Fedan'da olup biten her şey kâhinlerin bir komplosu mu? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Yakup peygamberliğinin gereklerini yerine getirmekten başka bir İştar şey yapmaz. İştar tapınağının binlerce yıllık hainlerinden ne istiyor peki? Büyük atasının dinini anlatmak istiyorsa anlatsın. Benim hanedanımı da anlatsın. Ama halkın inançlarına niçin karışıyor? Halkın inançlarına karışmaya hakkı yok. Yanılıyorsunuz sevgili babacığım. Onlar buna da tahammül göstermeyecektir. Baba, Yakup insanların tek bir Allah'a inanması için Allah tarafından gönderilmiş bir elçi. Tıpkı büyük babası İshak ve atası İbrahim gibi. Siz Fedan şehrinin huzuru ve güvenliğinden sorumlusunuz. O kendi görevini yapıyor, siz de kendi görevinizi yapın lütfen. Siz de onun gibi sorumsuzca konuşuyorsunuz. Eğer görevimin gereğini yapacak olursam sizin dağlara, çöllere kaçmanız gerek. Baba, ben ve kardeşimle ya eşimizin dinini kabul ettik ve ona verilen görevi layıkıyla yerine getirmesi için ona destek olacağız. Siz çıldırmışsınız. Niçin benim konumu mu düşünmüyorsunuz? Babil'deki İştar tapınağının baş kâhini benim yeğenimin Fedan'da İştar tapınağına karşı halkı kışkırttığını duyarsa başıma ne işler açılır biliyor musunuz? Yakup'un tanrısının kudreti Babil tapınaklarının baş kâhininin gücünden çok daha fazladır. Şu halde taştan tanrılar yerine kendi tanrımızdan korkmamız daha doğru olur. Ne onun tanrısı ne de bunların tanrıları beni ilgilendirmez. Yalnızca Yakup'un Fedan'da beni zor duruma düşürmeye hakkı olmadığını söylüyorum.
Ne oldu Rahil? Rahil ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, neyin var? Rahil. Rahil ne oldu kızım? Niçin Betin benzin atmış? Vakit geldi. Bile vakti geldi. Haber ver, yardım edin. Hadi tamam. Tamam. Tamam tatlım. Faris. Buyurun efendim. Cod'un ovasına git ve Yakup'a bir an önce buraya gelmesini söyle. Tamam. Elini çabuk tut. Benim atımla git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.